Angola Medya'dan hepinize merhabalar. Biliyorum 7 dakika sizi beklettik. Kusura bakmayın. Bazen teknik aksaklıklardan dolayı zamanınızı aldık. Özür diliyorum. Angola Medya'yı her çarşamba saat 14'te Ders Dili programında takip etmenizi bekliyorum. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz, okul idarecilerimiz eğitimin sorunu tartışıyoruz. Eğitimin sorunları, çözüm önerilerini sizlerle birlikte tartışacağız. Angola Medya YouTube kanalına üye olmayı sakın unutmayın. Canlı yayında bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bize yazabilirsiniz. Sorularınızı, eleştirilerinizi sunabilirsiniz. Sizin sorularınızla, katkılarınızla programımızı zenginleştirmek isteriz. Şimdi yeniden başlıyoruz. Unutmayın, her çarşamba saat 14'te Angola Medya'da Ders Dili programında eğitimin sorunları ve çözüm önerilerini konuşacağız. Bu haftaki dersimiz, konumuz öğretmenler ve öğretmenlerin sorunu. Biliyorsunuz her programımızda ilk dersin 10 dakikası günlük olaylara ayırıyoruz. 30 dakikasını ise eğitimin sorunlarını konuşuyoruz. Şimdi izninizle oturacağım. Günlük olaylarla dersimize başlıyoruz. Hadi hep beraber. Evet, bugünkü günlük olaylarda iki konuyu seçtik. Konudan birisi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Yani Cumhur İttifakı'nın iki büyük partisi. Bunların son günlerde hem Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadıklarını ilan etmeleri hem de Danıştay'ın verdiği kararları tanımadıklarını ve yanlış bulduklarını açıklıyorlar. Sormak lazım. Anayasa Mahkemesi kararını verirken neye göre veriyor? Hukuka göre veriyor. Peki Anayasa Mahkemesi üyelerini kim atıyor? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Peki onun beğenmediği kararları verdiğinde ne yapıyor? Kendisi tepki gösteriyor. İktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de tepki gösteriyor. Geçen hafta Danıştay bir karar verdi. Kararın içeriğinden bağımsız söylüyorum. Doğru ya da yanlış. Mahkeme bir karar vermişse, eğer bir üst mahkemeye itiraz yolu varsa, ilgililer itirazını yapar. Üst mahkeme, alt mahkemenin verdiği karar yanlışsa doğrusunu verir. Ama iki siyasi parti genel başkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendini hakim yerine koyar, Sayın Devlet Bahçeli de kendini savcı yerine koyarsa bu olmaz. Biz öğrencilerimize hep hukukun temel ilkelerini anlatıyoruz. Hakimler ve savcıların bağımsız yargı organı olduğunu vicdanlarına göre, kanaatlerine, vicdanlarının sesini dinleyerek karar vermeleri gerektiğini hep anlatırız. Dolayısıyla hakimler, savcılar yanlış karar vermez mi? Verebilir. Ama bu kararlara İtiraz etme hakkınız var. Fakat siyaseten bunu yönlendirme şansınız yok. Eğer böyle yapacaksanız buyurun hakim olun, savcı olun, gerekli şeyi verin. Birinci günlük olayımız buydu. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrimlerini kabul etmeyenler var. Bir Şevki Yılmaz var. Bu Şevki Yılmaz'ı nereden tanıyoruz? Rize Belediye Başkanlığı yaptı 27 Mart 1994'te. O dönemdeki uygulamalarından, tepkilerinden tanıyoruz. En son 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın nikah töreninde ne diyor? Osmanlı'yı süren soysuzları nalet diyorum. Soysuz, bu cumhuriyeti kuranlara söz söyleyenlerdir. Cumhuriyetin kurucusuna, binlerce şehidimizle birlikte 7 düvele karşı mücadele etmiş birine soysuz demek, soysuzluğun
daniskasıdır. Bir de ne yapıyor? Güya dua ediyor, beddua yapıyor. Şimdi bakalım Şevki Yılmaz nasıl bir dua ediyor? Dua mı, beddua mı? Hep beraber izleyelim. Şevki Yılmaz'ın, evet, sesini verebilirsek, verdiği seste burada Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz diyor. Ayrıca bir beddua bölümü var. Eğer Ali Bey onu da verebilirsek sevinirim. Beddua bölümünü sanırım teknik bir nedenden dolayı herhalde veremediniz. Şimdi günlük iki olayı değerlendirdik. İki olayda da yaşadığımız tablo şu. Birisi mevcut yasaları, hukuku ayaklar altına alan bir davranış var. Bir diğeri de bu ülkede belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış ve bunların tümünü cumhuriyete borçlu olan eski Refah Partisi Rize milletvekili ve Rize'de belediye başkanlığı yapmış olan Şevki Yılmaz. Bunu toplumun değerlerine bırakıyorum, değerlendirmesine bırakıyorum ve bunu asla affetmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Günlük olaylar bunlar. Gelecek hafta bakalım günlük olaylarda yine neyi işleyeceğiz. Biz bize göre kritik olan günlük olayları çıkartıyoruz. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü konumuz öğretmenler ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar. Bakın, Türkiye'de 2022-2023 eğitim öğretim yılında hazırlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerinden öğretmenler, öğrenciler ve sınıf mevcutlarıyla ilgili sizlere bilgi aktaracağım. Özel okul sayısı 14.281 özel okulu var Türkiye genelinde resmi kayıtlarda. Bu kayıtlar 2023'ün kayıtları. Okul sayısı 14.281. Öğrenci sayısı 1.670.729. Öğretmen sayısı 179.895. Derslik sayısı ile ise 137.784. Düşünebiliyor musunuz? Özel okul sayımız 14.281'e ulaşmış. Öğrenci sayısı 1.670.729. Erkek öğrenci sayısı 909.773. Kız öğrenci sayısı 760.956. Korkunç bir rakam. Öğretmenlere baktığımızda 179.895 öğretmenin 48.265'i erkek, 131.630'u kadın. Yani kadınlar özel okullarda da en fazla çalışan. Peki kamu okullarındaki durum nedir? Bir de ona bakalım. Kamu okul sayısı 75.019. Kamu okul sayısı 75.019. Öğrenci sayısı 19.904.679. 19.904.679. Öğretmen sayısı ise 1.154.383. 1.154.383. Bunların içerisinde sözleşmeli öğretmen sayısı ise erkek 1.251, kadın 3.931. Derslik sayısı 751.369. Okul sayısı 75.019. Derslik sayısı ise 751.569. Şimdi 2020-2021 rakamları, resmi rakamlar bunlar. Bu rakamlarda öğretmenlerin maaş durumuna baktım. OECD ülkelerinde öğretmen maaşlarını incelediğimde korkunç bir tabloyla karşılaştık. Lüksemburg'da bir öğretmen bir yılda 69.000 euro
bürüt maaş alıyor. Lüksemburg'da bir öğretmen 69 bin euro yıllık maaş alıyor. Türkiye'de ise bu rakam nedir biliyor musunuz? Türkiye'de bu rakam 8.330 euro. Bir yılda 8.330 euro maaş alıyor. Brüt maaşı bu. Şimdi Avrupa'da 13.5 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Türkiye'de 17.5 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bunların çalışma saatleri aynı. Bizim öğretmenlerimizin okuttuğu öğrenci sayısı Avrupa'daki OECD ülkelerindeki sayıdan 4 fazla. Ama bunlara rağmen aldıkları maaş onların neredeyse 8'de 1'i noktasında. OECD ülkeleri sıralamasında okuttuğu öğrenci sayısına göre alttan sondan 12. Yani yukarı en sonundan 12. Aldığı maaşa baktığımızda sıralaması sondan 9. Şimdi öğretmenlerimizin tablosu bu. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelir. Seçim meydanlarında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan miting meydanlarında şöyle seslenir. Utanın, utanın. Bir devlet 72 bin öğretmenini atayamaz mı der. O dönem atanmayan öğretmen sayısı 72 bindir. Atanmayan öğretmen sayısının 72 bin olması Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı utandırmış, yönetenlere de utanmasını öneriyor. Peki bugün geldiğimiz noktada atanmayan öğretmen sayısı sizce kaç? Bunun 10 katı. 700 binin üzerinde atanmayan öğretmenimiz var. Peki bugün 2002'de utan dediklerinizin 10 katı sizin utanmanız gerekmiyor mu? 72 bin atanmayan öğretmen nasıl olur da 700 bine çıkar? Nasıl olur? Çünkü sizin bir öğretmen yetiştirme politikanız yok. Öğretmen yetiştirme politikanız yoksa, öğretmen açığını kapatacak atamalar da yapmazsanız, her yıl eğitim fakültesinden mezun olanlar, bir de pedagojik formasyon verdiklerinizle birlikte bu sayı çığ gibi artar. Siz eğitim fakültesi mezunu olmayanlara da pedagojik formasyon vererek onların öğretmenlik yapmasının önünü açıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bir taraftan öğretmen atamıyorsunuz, ihtiyaç var. İkinci taraftan ne yapıyorsunuz? Eğitim fakültesi çıkışlı olmayanlara da öğretmenlik diploması veriyorsunuz. Sonuçta içinden çıkılmaz bir hale geliyoruz. Şimdi daha önce ben öğretmenken okuldan mezun oldum. Hiçbir sınava girmedim. Nereye tayin olacağımı bilmiyordum. Kura çektim. Konya Cihanbeyli Gölyazı kasabasına öğretmen olarak atandım. Mezun olduktan sonra 3 ay sonra okullar açıldığında 13 Kasım 1979'da öğretmen olarak atandım. Hiçbir sınav falan yok. O dönemde öğretmenlik vardı. Bu dönemde var. Şimdi ne yapıyorsunuz? KPSS sınavı var. KPSS sınavında derece yapmış, başarılı olmuş öğretmeni siz eliyorsunuz. Neyle? Mülakatla. Şimdi KPSS'de sınava girmiş atanmayan bir öğretmenimizin sesine kulak verelim mi? Herkese merhabalar. Ben 2023 KPSS sınavına girmiş, ataması yapılamayan öğretmenlerdenim. Bu süreçle ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bizler Temmuz ayında KPSS sınavına girdik, Ağustos sonunda sınavımız açıklandı. Ağustos sonundan beri önümüze bir takvimin gelmesini bekliyoruz. Çünkü ona göre ya ders çalışacağız ya atamayı bekleyeceğiz. Bu yüzden bir an önce takvimin gelmesini istiyoruz. Belirsizlikten kurtulmak için, kendimize bir yol çizebilmek için. Ayrıca okullarımızdaki öğretmen açıkları ortada. Bu sene hak ettiğimiz atama sayısını almak istiyoruz. Peki bu öğretmenimizin haykırışını kim duyacak?
Bu sese kulak vermeyecek miyiz? Bu kadın öğretmenimiz evlenecek, yuva kuracak, çocuğu olacak, geleceğe nasıl bakacak? Bir de KPSS'de dereceye girdi. Dereceye girdikten sonra bir de mülakat koydular. Mülakatın adı yandaş kayırmacılığıdır. Mülakat mağdurlarının sorunlarını dile getirmek için 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı önüne gitti, eylem yaptı. KPSS'de dereceye girmiş öğretmenlerimizin mülakatta atanmaması için onların sesine ses oldu. Bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde o KPSS'de dereceye giren öğretmenlerimiz neden atanmadıklarını bize anlattılar. Şimdi de onların sesine kulak verelim. Adaletsizlikle karşı karşıya kalan evlatlarımız anlatsın. Buyurun. Ben Salih Can Büyükaydın. Bu sene KPSS sınavına 79,72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. oldum. Ardından sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. İki gün öncesinde de bu sözlü sınav sonucumun 56'ya düşürüldüğünü gördüm. Tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. İki gündür yollardayım, kurum kurum geziyorum. Çalmadık, kapı bırakmadık deyim yerindeyse. İki gündür sadece 4 saat uyudum. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizim hakkımızın, bize emeğimizin, hakkımızın bize tekrar geri verilmesini umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer arkadaşlarıma da söz hakkı vermek istiyorum. Ben Fuat Korkmaz. Lise matematikte Türkiye 68.'si oldum. 733 kontenjan arasından. Günlerimi ailemden, çocuğumdan feragat ederek, çalışarak geçirerek bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben şu anda 55 puan aldım ve benim gibi 1-10-100 değil 1000 kişiye yakın böyle arkadaşımız var ve çok mağduruz. Adalet istiyoruz. Hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Hatice Ulubay, felsefe grubu öğretmeniyim. Felsefede kontenjan sadece 149 kişi. Ben ilk 100'ün içindeydim. Puanım 87.75. Ben de elendim. Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimde puanım 3 ay önce girdim. Onda puanım aynı verildi. 81.5'tu, 82'ye yuvarlandı. Fakat şimdiki mülakat puanım 54. Ben hala neden elendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum sadece. Ben Ahmet Yılmaz, özel eğitim öğretmeniyim. Ankara'ya, Aksaray'dan geliyorum. Benim babam beni okutmak için bel fıtığı oldu. Yıllarca emek verdi. Şu anda hareket ederken bile zorlanıyor. Ama benim hakkım gasp edildi ve 55 verilerek benim atama hakkım elimden alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Evet. Annesinin ya da babasının emekli ikramiyesini vererek dershaneye devam etmiş. Daha sonra üniversiteyi kazanmış. Üniversiteyi başarıyla bitirmiş. KPSS'ye girmiş. KPSS'de derece yapmış. Atanabilecek sayıyı elde etmiş, sırayı elde etmiş. Ama siz bu gençleri mülakatta elediniz. Elediğiniz nedir biliyor musunuz? Ahırdaki ineğini satan annenin emekleridir, alın teridir. Elediğiniz nedir biliyor musun? Emekli ikramiyesini kızını okutmak için harcayan babanın feryadıdır. Hiç elinizi vicdanınıza koymuyor musunuz? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz KPSS'de derece yapmış, atama hakkını elde etmiş olan öğretmenimizin elindeki mesleğini mülakatla elinden alıyorsunuz. Evet, bizi dinleyen arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var.
atanmayan öğretmenlerimiz var. Bazen isminizi söyleyemiyorsunuz ama bize şu anda canlı yayında durumunuzu anlatabilirsiniz. KPSS'de kaçıncı sırada dereceye girdiğinizi, mülakatta size kaç puan verildiğini bize anlatabilirsiniz. Ne yapılıyor biliyor musunuz? KPSS'de 90 puan aldı Ayşe. 90 puan alan Ayşe'ye 90 puanın 3 aşağısı ya da 3 yukarısı mülakatta puan verebilirsiniz. Yani en düşük 87 olabilir. Fakat 60'ın altında puan aldığı için siz Ayşe'ye 59 puan veriyorsunuz. Ayşe'nin atamasını otomatikmen ediyorsunuz. Mülakat dediğiniz olay bu. Mülakatta ne soruluyor? Anayın adı ne? Babayın adı ne? Nerede doğdun? Nerede büyüdün? Şimdi mülakatta eğer siz öğretmenin mezun olduğu branşa göre soru soracaksanız komisyon üyelerinin de bu nitelikte olması lazım. Bu nitelikte olmadıklarını da biliyoruz. Kamera kayıtları da tutmuyorsunuz. Ama hiçbir koşulda mülakat kabul edilemez. Mülakata hayır. KPSS'de hak eden öğretmeni atamak zorundasınız. Bu konuda mağdur olan arkadaşlarımız bize yazabilir. Canlı yayında bize ulaştırdığınız sorulara yanıtlar vereceğiz. Bir de engelli olan öğretmenlerimiz var. Engelli öğretmenler okulunu okuyor, mezun oluyor, KPSS'ye giriyor, engelli öğretmen kontenjanıyla atama bekliyor. Bir kamuda çalışan, kamu çalışanının %4'ünü engelli çalıştırmak zorundadır. Bu yasada var. Peki engelli öğretmenlerin bu sesini ben parlamentoda defalarca gündeme getirdim. En son engelli atanmayan öğretmenlerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir basın toplantısı yaptık. Ve onlar sorunlarını kendileri söylediler. Bakalım ne söylemişler engelli öğretmenler. İşte o çığlık 12 Mart'ta Cuma günü Ankara'ya gelecek ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecekler. Ankara'ya geldiklerinde hem Hazine ve Maliye Bakanı'na hem de Milli Eğitim Bakanı'na çağrı yapacaklar. Ne diyeceklerini ben de bilmiyorum. Ne diyeceksiniz öğretmenim? Ne diyeceksiniz? Buyurun ne diyeceksiniz söyleyin bakalım. Bizler tüm bu konular doğrultusunda ek atama yapılması talebiyle Türkiye'nin dört yanından öğretmen arkadaşlarımız ile dayanışma oluşturduk. Ve sesimizi duyurabilmek için Ankara'ya geliyoruz. 12 Mart Cuma günü saat 12'de Ankara'dayız. Ulus Heykeli'nin önünde. Sesimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Milletvekillerine duyurmak istiyoruz. Tüm siyasi parti liderlerine, milletvekillerine, sendikalara yanımızda olma çağrısı yapıyor. Sayın Ankara Valisi Vasip Tayin'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a ve Ankara'da bulunan diğer belediyelere tüm ülkeden gelecek öğretmen arkadaşlarımız için kapılarını açmalarını ve onları kentimizde ağırlamalarını istiyoruz. Ve aynı zamanda Ankara Milletvekilimiz Yıldırım Kaya'ya da her zaman yanımızda durduğu için teşekkür ederiz. Öğretmenler Evet, dinledik engelli öğretmenimizi. Yasa açık. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanının sayısını biraz önce söylemiştim. 1 milyonun üzerinde çalışan var. 1 milyonun üzerinde çalışan varsa 40 bin engelli çalıştırmak zorunda mı? Evet. Peki yasanın emrettiği hükme rağmen sayıları 4 bini bulmayan engellileri neden atamıyorsunuz? Neden bu öğretmenler atanmaz? Bir de PİK testli öğretmenler var. Sayıları 3900. Hani Suriyeli sığınmacılar var ya, o onların çocuklarının uyum programını yapan öğretmenler. Bunlar da hiçbir hakka sahip değiller. 3 yıl, 5 yıl çalışıp daha sonra kapıya bırakılabilir. Öğretmen dediğin çocuğuna, öğrencisine fedakarlık yapan, kendi geçimini sağlamak için de çaba sarf edendir. Öğretmenlere kıymayın efendiler. Öğretmenlere kıymayın. Şimdi bir de mazeret tayinleri var. Mazeret tayini nedir? Eş durumudur. Annesinin ya da babasının bakmakla yükümlü olduklarının hastalığıdır. Kendilerinin üniversitede master yapmadır. Ya da kendilerinin sağlık sorunu vardır.
bunların il emri tayin hakları verilmesi gerekiyor. Ama yıllardır bu konuda bu dert bir türlü çözülemedi. Mazeret tayini bekleyen öğretmenlerin eşlerden ayrı iki öğretmen. Örnek olarak söyleyeyim. Birisi Erzurum'da, biri de Samsun'da. Kadın Erzurum'da yeni çocuğu olmuş, baba Samsun'da öğretmen, ikisi birleşemiyor. Ya da biri Van'da öğretmen, biri Manisa'da öğretmen, eşler ayrı. Bu eşlerin çocukları cam kenarında babasının ya da annesinin ne zaman geleceğinin yollarını bekliyor. O minicik yavrularımızın o hayallerini yıkmaya bizim ne hakkımız var? Eşleri birleştirmek anayasal bir mecburiyettir. Eğer siz il emri tayin hakkı vermezseniz, şimdi izleyeceğimiz camdaki çocuğun feryadını duymamış olursunuz. Sizde hiç mi vicdan yok derim ben de. Bakalım. Kardeşlerimizin annemle beraber lütfen dinlemenizi bekliyorum. Ben zaten okuldayken pencereden dışarıya baktım. Acaba babam bana sürpriz yapıp okuldan geldiğini diye ama hiç gelmedi. Mesela kahvedilme de beklerdim, gelmedi. Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bak bu körpe çocuklar Yusuf amca diyorlar. Bu samimi duyguyu anlayabiliyor musun? Yusuf amcalarından bekledikleri ne? Annelerine ya da babalarına kavuşmak. Bu camdaki çocukların bu masum bakışlarını hiç mi görmüyorsunuz? Sizde vicdan yok mu? Bunların tayin sorunlarını çözmek sizin elinizde. Bakın zaten bizim yüz binlerce öğretmen açığımız var. Öğretmen açığını gidermenin yolu öğretmenleri eşlerinden, çocuklarından ayırmaktan geçmiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki Hakkari'de öğretmen. Dersiniz ki Hakkari'de çalışan öğretmenin yıllık puanı 60. Aldığı maaş Ankara'da çalışan bir öğretmenin aldığı maaşın 1/3 oranında artırılır. Yani Ankara'da çalışan bir öğretmen 25 bin lira alıyorsa, örnek diye söylüyorum, Hakkari'de çalışan öğretmene aylık olarak 35 bin lira dersin. Emeklilikte de 5 yıllık yıpranma payını eklersin. O zaman teşvik ettiğinde öğretmen ailesiyle birlikte bu duruma katlanabilir. Ama hiçbir farklılığı olmadan sen öğretmeni bu camda bekleyen çocuklardan, çocuklarından ayıramazsın. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil. Bir de Sayın Yusuf Tekin, öğretmen atamaları hala olmadı. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? 31 Mart seçimlerini mi bekliyorsun? Milli Eğitim Bakanlığı'na siyaseti soktuğunuz yeter. Okullara siyaseti soktuğunuz yeter. Okullardan siyasi ellerinizi, hedeflerinizi ve emellerinizi çekin. Bir an önce atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapın. Defalarca söyledik. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin atama gerekir. Şimdi öğretmenler ondan vazgeçmişler. 60 bin atama bari yap diyorlar. Ama öyle bir şey ki, hani uzaya milyonlarca lira vererek bir vatandaşımızı gönderdik ya, bu neyle oluyor? Uzay aracı, uzaydaki inceleme fizikle oluyor değil mi? Hani fizik öğretmenlerinin atamasını niye yapmıyorsun? Bana yazıyorlar. Fizikte atama bekleyen öğretmenler 2 gündür çok yaygın bir şekilde yazdılar. O öğretmenlerimize, Canan öğretmenim, yazdıklarınızı, kampanyanızı duyuyorum. Bu konudaki haykırışlarınızı da biliyorum. Sadece Twitter hesabından bu sorunu anlatmak bunlara yetmiyor belli ki. Yapmanız gereken çok açık ve net.
Her partinin illerde, ilçelerde belediye başkan adayı var mı? Var. Sahaya çıkıyorlar mı? Çıkıyorlar. Milletvekilleri geliyor mu? Geliyor. Siz cesaret edip onların önüne çıkamıyorsanız, anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz çıksın desin ki neden öğretmen ataması yapılmıyor? Neden fizik öğretmenlerine kontenjan vermiyorsun? Neden beden eğitimi öğretmenine kontenjan vermiyorsunuz? Neden resim öğretmenine kontenjan vermiyorsunuz diye hangi branştaysanız, hangi branştan atama bekliyorsanız bunu meydanları o siyasilere dar etmeniz lazım. Şu andaki iktidar bunu yapmıyorsa o iktidar partilerinin belediye başkan adaylarını, onları desteklemek için sahaya inmiş olan milletvekillerine sesinizi duyurabilirsiniz. Tabii ki sosyal medyadan da bu çağrıları yapın. Ben de size destek oluyorum. Bana diyorsunuz, ne olursunuz Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir tweet atsın. Atar, atıyor, söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu atsın dediniz geçenlerde. Konuştuk, o da attı. Yalnız ana muhalefet partisinin bu sözlerinin ete kemiğe bürünebilmesi için sizin meydanları dar etmeniz lazım. Başka yolu yok. Öğretmen ataması bir an önce yapılmalı. Şimdi öğretmen ihtiyacın var mı? Var. Olmasa 90 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırılır mı? Buradan ücretli öğretmenlerin 15 yıldır ücretli öğretmenlik yapanlar var. 10 yıldır ücretli öğretmenlik yapanlar var. Bunlar kölelik ücretiyle çalıştırılıyor. Kölelik ücretiyle bir insan çalıştırılır mı ya? Şimdi ders saati ücretinin ders saat ücreti artırılacakmış. Ne olacak? Ne olacak? Asgari ücret 17 bin liranın üzerine mi çıkacak? Yapmazsınız. Emekliye vermediğinizi, kölelik ücretiyle çalıştırdığınız ücretli öğretmene vermeyeceğinizi biliyorum. Demek ki 90 bin ücretli öğretmen çalıştırıyorsanız acilen sizin en azından 90 bin atama yapmanız gerekiyor. 90 bin atama yaparsanız ne olur? Fizik branşına da, kimya branşına da, matematik branşına da, beden eğitim, resim, iş eğitimi, pedagojik formasyon almış olanlar değil, eğitim fakültesini bitirmiş olanlardan başlayarak bunu yapabilirsiniz. Okullarda rehber öğretmen yok. Okullarda temizlik personeli yok. Okulların önünde uyuşturucu tacirleri cirit atıyor. Öğretmen olsa, rehber öğretmen olsa okulda bu sorunları bizim çocuklarımız yaşamaz. Bunların tümü aslında sizin de bildiğiniz ama kulağınızın üzerine yattığınız konular. Biz her çarşamba günü ders zilinde döne döne bunu anlatacağız. Bu sorunu yaşayan, branşlarda da sorun yaşayan bir öğretmenlerim, bizi dinliyorsanız siz de yazın bize. Hangi branşlarda neyi istediğinizi yazın. Bizi takip edin, yaygınlaştırın ki sesinize ses katalım. Çok açık ve net. Bu program Türkiye'deki eğitim sorunlarına, öğretmen sorunlarına, öğrenci sorunlarına, okul idarecilerinin yaşadığı sorunlara parmak basan bir programdır. Bu programda sadece kamuda çalışan öğretmenleri konuşmayacağız. Tabii ki özel okullarda çalışan öğretmenleri de konuşacağız. Özel okul sahipleri aldıkları öğrenci başı ücretin yetmediğini düşünerek zam üstüne zam yapıyorlar. Belki de bu enflasyonda aldıkları ücret yetmiyor olabilir. Ama be kardeşim, öğrenciye zam yapıyorsunuz, öğrenci fiyatlarına. Servis ücretlere zam yapılıyor. Yemek ücretlerine zam yapılıyor. Peki çalıştırdığınız öğretmen niye asgari ücretin altında maaş alıyor? Özel okulların tümünü kastetmiyorum. Eğer özel okul sahipleri de, bizim de derdimiz var, bizim de sorunlarımız var. Sadece bizim çalışanlarımızın sorunları yok. Elbette onların sorunlarını gündeme getirin. Ama bizim de sorunlarımızı gündeme getirin diyorsanız gelin burada konuşalım. Bize yazın, sizin sorunlarınızı da gündeme getirelim. Özel okul bir ticarethane değildir.
özel okuldan kazandığı parayı inşaat sektörüne yatıranların olduğunu da biliyorum ben. Ama hiçbir para beklentisi olmadan sadece eğitime sevdalı özel okullar bir elin parmağı kadar az olsa da olduğunu da biliyorum. Ama bu hiçbir özel okul sahibinin, hiçbir dershane sahibinin çalıştırdığı öğretmenin, hizmetlinin ya da görevlinin maaşını ödememezlik yapamaz. Yani yapacağınız iş, öğretmenin hak ettiği maaşı vereceksiniz. Öğretmen 3 ay maaş alamayacak, parasını istemeye gelecek, sen de o öğretmeni döveceksin, öyle mi? Bakalım o öğretmen ne diyor şimdi? O dayak yiyen öğretmen bize neyi anlatıyor görelim. Elinde sıcak su ya da çaya benzer bir şey vardı. Onu benim suratıma attı. Kafama eliyle, bardağıyla vurdu. Hem patron hem muhasebecisi beni araya alarak tekmelemeye başladılar. Böylesine bir şiddet silsilesine maruz kaldığını iddia eden bir öğretmen. İddiaya göre şiddet uygulayansa Ankara'da bir özel okul patronu ve muhasebeci. Bir zamanların kutsal öğretmenleri maddi manevi ayaklar altındaydı. Şimdi ise bizzat ayaklar altına alınıyor. O an nevrim zaten döndü ve yere kapaklanmak zorunda kaldım. Yani sonrasında zaten kendimi nasıl attım, nasıl polislerin önüne bıraktım meydanda, o kadarına yani hayal meyal anca var. Melih Çankurt 10 yıldır resmi olarak matematik öğretmeni. Hep özel sektörde çalıştı ancak hayatında ilk defa okul patronundan üstelik yatmayan maaşını istediği için şiddet gördü. Özel sektörde uzun günler çalıştık, uzun saatler çalışmıştık ama bu şekilde bir şiddete hiçbir zaman maruz kalmamıştık. Öğretmen Cankurt 11-12 saat derse giriyor ancak maaşını alamıyor. Aynı okuldaki diğer öğretmen arkadaşları gibi maaşını alamadığı için işten ayrılanlar da var. Ancak Cankurt öğretmen işten ayrılmak yerine maaşını sormaya gitti. Sürekli bir gecikmeler oluyordu. 10 gün, 15 gün bazı hocalarımız ayrılmak zorunda kaldı. 2 ay, 3 ay çalışıp maaşını alamayan öğretmenlerimiz oldu. Bu zaman yatacak. Yani o zaman da yatmıyor. Sürekli bir bahaneleri var. İşte şu zaman yatacak hocam. Gece yatacak, sabah yatacak. Ertesi gün tekrar aynı. İsteyince de maalesef bu hale geldik. Öğretmen Cankurt'un kafasındaki bu nedir kişilerden kaynaklı darp raporunda da yazıyor. Cankurt karakola şikayet ettiği konuyu yargıya taşıyacak. Kasıtlı yaralamadan dolayı ifadeye aldılar zaten. Kafamda dikişler mevcut. Omzumda zaten morluklar ve ezilmeler mevcut. Raporumuzda da var o. Dava açacağım sonuna kadar ne hukuksal mücadele varsa vermek, göstermek istiyorum açıkçası. Çünkü yani ne olursa olsun bu böyle bir şiddete maruz kalmamamız gerekiyordu. Eline sıcak... Evet, eli öpülesi öğretmenlerimizin elleri kan içinde. Başı, kafası yara bere içinde. Öğretmenlerimizin hiçbiri bunu hak etmiyor. Çünkü onlar... Bizim vazgeçemediğimiz evlatlarımızı geleceğe hazırlayan kişiler, meslektir. Öğretmenlik mesleği her şeyin üzerinde kutsal bir meslektir. Bugün eğer biz bu programı yapıyorsak, öğretmenlerimizin bizi eğittiği noktadan bunu yapıyoruz. Ben bir köy çocuğuydum. Köyde 5 sınıfın bir arada olduğu bir eğitim öğretimden geldim ve milletvekili oldum. Ve bugün sizinle birlikte eğitimin sorunlarını, öğretmenlerin sorunlarını konuşuyoruz. Bunu neye borçluyuz? Bunu öğretmenlerimize borçluyuz. O rahmetli olan Necip Süngü öğretmenime borçluyum ben. Onun bize verdiği bilgiyi, onun bize gösterdiği hedef bizi bugünlere taşıdı. Bugün öğretmenlerimizin sorunlarını konuştuk. Ama bunun bir çözüm yolu yok mu derseniz var tabii ki. Grevli, toplu sözleşmeli, sendikal hak olmadığı müddetçe... Grevli toplu sözleşmeli bir sendikada eğitim emekçileri örgütlenmediği müddetçe bu sorunlar çözülemez. Atanmayan öğretmen platformu vardı. Bundan 10 yıl önce de 15 yıl önce de bu platformda mücadele edenler mücadelesinde başarıya ulaştılar. Şimdi diyorum ki var olan sendikalar, yetkili sendikanın bu konuya ses vermesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı bir sendika sorumluluğuna uyarması gerekiyor. Önümüzdeki programlarda, çarşamba günleri saat 14'te ders zili programlarında
sendika temsilcilerini de alacağız. Onlarla da konuşacağız. Onları da konuşturacağız. Özel okul sahipleri gelmek isterlerse onları da konuşturacağız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Bu konuda benim de söyleyecek sözüm var. Tek taraflı yayın doğru değil diyorsanız sizi de programımıza bekleriz. Algola Medya herkesin sözüne kapısını açıyor. Sözünüz Algola Medya için bir avantajdır. Yeter ki hep birlikte toplumsal yaramız olan bu soruna çözüm üretelim. Önümüzdeki hafta Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar'ın Cumhuriyet Akademi kurma fikri kuvveden fiile çıkmış, inşaatı bitmiş, her şeyi tamamlanmış. Yerinde onu da inceleyeceğiz. Cumhuriyet Akademi nedir? Cumhuriyet Akademi bize neyi anlatacak? Biz Cumhuriyet Akademi'de neyi öğreneceğiz? Bunu hep birlikte incelediğimizde sizlerle birlikte göreceğiz. Bir kez daha diyorum ki Algola Medya'nın YouTube kanalına üye olun. Algola Medya sosyal medya hesaplarından bizi izleyin. Her çarşamba saat 14'te Ders Zili programında sizlerle birlikte olmak umudumuzdur. Bu umudu büyütmek öğrencilerimize, öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize ve idarecilerimize can suyu olmak için bu programı hep beraber çoğaltalım, yayalım, yaygınlaştıralım. Haftaya çarşamba günü saat 14'te buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın.